Sevgili seyirciler, Tarih Atlası devam ediyor. Bugün Kırım'ı konuşuyoruz. Kırım tarihini, Kırım'ın yakın geçmişini, uzak geçmişini ve bugününü şöyle bir mercek altına almaya çalışıyoruz. Kiminle? Profesör Doktor Nadir Devlet'le. Hocam, özellikle ilk bölümde Kırım sorununun nereden çıktığını ve bunun özellikle 1944 sürgünüyle, Tatarlar da buna zaten sürgün diyorlar değil mi? Evet. O şekilde tabir ediyorlar. Onun neticelerini ve Kırımlı kimdir sorusuna bir cevap aramaya çalıştık. Şimdi özellikle o zaman biraz daha şey yapalım. Yani bu Kırım'daki Müslüman halk 1800'lerin başından itibaren özellikle 1700'lerin sonlarında o Rusların işgalinin arkasından orada öldürülenler, sürülenler, Türkiye'ye gelenler, yani ne kadar bir nüfus kayboldu, ortadan kalktı, yani Stalin'in sürdükleri hepsini birbirine eklediğimizde, tabii o yıllardaki nüfus yoğunluğunu da dünyada evet, dikkate alarak, olsaydılar bugün kaç milyon olurlardı? Şimdi bu iddialara göre işte Osmanlı topraklarına ki o zaman Romanya'ya da kaçanlar var, oraya yerleşenler var. Bugün onlara Romanya Tatarları diyorlar. Değil mi o şey? Kostanza. Kostanza civarındakileri. Evet. Tabi Razin bir camisi var. Var evet evet. Yardım için yani. Orada hem Türkler var hem bu Kırımlılar var. İkisinin de nüfusu 40 bin kadar. Yani az bir nüfusları var. Şimdi büyük çoğunluğu tabi Kırım Tatarlar Osmanlı topraklarından daha sonra Anadolu'ya göçmüştür ve İskan politikasıyla onlar değişik köylere yerleştirmişler. Mesela Eskişehir'e Tatar şehri denilir. Yani. Daha ziyade orada yoğunluk. Bursa'da şey Bursa'da var, Yalova'da var, Tatar'ın oturduğu mahalleler var. Var, Trakya'da var, şeyde var. Tabii İstanbul'da da var. Ve bir sürü dernekleri de var dolayısıyla. Fakat Kırım'dan kaçanların yani Türkiye'ye sığınanların nüfusu bazı araştırmacılara göre 1 milyon, 1,5 milyon gibi bir rakam. Fakat bununla ilgili ben istatistik bilgi bulamıyorum. Yani Osmanlı arşivlerinde de bunun ne kadarı kaydedilmiş o da meçhul. Yani kesin rakam yok. Ama tahminen Kırım'ın nüfusu o zaman, Kırım Yarımadası'nın civarı nüfusu 2 milyon falan ise evet, 1 milyona yakın bir nüfusun göçmüş olduğu varsayılabilir. Yani bu yaklaşık 1800'lerdeki evet, 1 milyon. Evet, ama bugün evet, olsaydı bu... Bugün olsaydı şimdi onların 1,5-2 milyon. Doğal artışa göre şey yapsaydık, yani demografik artışı hesaplasaydık, işte 100 yıl geçtiğini varsayırsak, bunların nüfusu 3-4 milyona ulaşır diye düşünebiliriz. Evet. 3-4 milyon. Kendi yazarları, çizerlerinin iddiası da 5 milyondur. Ama şimdi Türkiye'deki bütün azınlıklara bakın. Hepsinin iddiası böyle büyük. Ha, herkes yani, kendisini, çok göstermeye işte, çalışıyor. Arnavutlar işte biz 5 milyonuz diyor. Boşnaklar şu kadar milyonuz diyor. 15 milyon. Evet, Çerkesler şu kadar diyor. O yüzden bunlar hiçbir inandırıcı değil yani. Tabii. İddia da bilimsel istatistik yani, verilerden. Ben şuna bakıyorum. Kırım Tatarıyım diyen ne kadar Tatar? Ne kadar o kültürü benimsemiş, o kültürü biliyor? Değil mi hocam? Yani burada hakikaten sizin yaklaşımınızı da ben çok takdirle almak istiyorum. Yani hani eskiden etnisite dediğimiz zaman, millet dediğimiz zaman burada ırk anlaşılırdı. Evet. Yani ben işte özbeöz Türk'üm. Şimdi ben özbeöz işte Kürt'üm, ben evet, özbeöz Alman'ım. Şimdi evet, bu belki 1920'lerde, 30'larda evet, söylenebilecek bir şey ama yani şu anda o kadar mesele karıştı. Özellikle bu DNA'nın bulunması, evet, bu ikili evet, sarmal bilmem ne, o yapılar falan filan. Yani bunun öne sürenlerin kendilerinin DNA araştırmalarında bizzat mesela Avrupa'da böyle bir ırkçı görüşleri savunan birisi var. O öldüğünde DNA'sının alınıp şey yapılmasını istemiş. Evet. Bir çıkıyor kökenleri Arap çıkıyor mesela adam. Evet, yani evet, şimdi evet, artık o eskisi kadar yani bunları
net olarak ortaya koymak ya da kesin olarak ortaya koymak mümkün değil. Ama burada biz galiba sosyal bilimler şu noktaya geldi. Kendisini nasıl hissediyorsa, kendisini kim hissediyorsa, yani ben kimim sorusunu kişi kendisine sorduğu zaman ben Türk'üm, ben Kürt'üm, ben Arap'ım, ben Katar'ım sorusunu ilk cevap olarak veriyorsa artık onu o şekilde kabul edeceğiz. Evet, evet. Değil mi? Yani bu... Tabii, yani zorlamayla olacak şeyler değil bunlar. Yani insanın hissettiği, yani benim oğulları var. Mesela Tatarca bilmezler. Hı hı. Yani şimdi sen illa Tatarsın demenin ne hali mi var? Bu çocuklar Türk. Evet. Yani burada doğmuşlar. Daha doğrusu burada doğmamıştılar ama Almanya'da doğdular. Fakat buranın kültürüyle yetiştiler. Dilleri, konuştukları Türkçe. Evet. O yemek kültüründen tutun, şeyinden tutun, biz yaşadığınız ülkenin bir parçası oluyorsunuz. Evet. Direnseniz dahi oluyorsunuz. Ama direnmek için bir neden olmazsa çok daha kolay. O zaman entegrasyon diyoruz. Entegrasyon diyoruz. İşte Sayın Başbakan dedi ya, Almanya'ya gidince entegrasyon yok falan, ben karşıyım demişti. Yani oluyor. İster istemez o oluyor. Ve tabii şimdi ben onun için Kırım Tatarıyım, Kırım Tatarı. İyi, hoş da yani ailen de varmış ama. Yani peki sen Kırım Tatarları için ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani bir sürü Kırım Tatarı zengin var. Büyük isimler var. Şimdi vermeyelim de bir itiraz çıkmasın. İlim adamları var. Siyasetçiler var. Ne yapıyorsunuz siz Kırım için? Kırım davası için. Ya Kırım davası için ne yaptınız? Bir ses çıkardınız mı? Yani bir şey mi yazdınız şimdi? Bir şey mi çizdiniz? Yok. Yani yıllar önce... Mesela Hakan, evet. Helal olsun Hakan diyorum. Ama diğerleri... Babası da çok çalışan. Muhterem bir zattı Ahmet Kırımlı Bey. Yani o da uğraşırdı, şey yaptı, vakıf kurdu, bilmem ne etti. Yani, Mustafa Cebiroğlu bile, yani Türkiye'de ben galiba 2000'li yılların başlarındaydı, bir hastalanmıştı. Vakıf Kurabağa Hastanesi'nde ziyaretine gittim, bir kişi yoktu. Yani bir kapısında bir nöbetçi bekliyordu, hani bir şey yaptı. Yani ziyaret eden bile yoktu. Vallahi yani bu ülkede hani onu en son ziyaret etmesi gerekenlerden birisi benim. Ama baktım, yani o vaziyette. Aynı hikaye Müstecim Ülkesal. Duydunuz mu ismi? Evet, evet. Eski Kırım Tatarı'nın duayenlerini, Emel Dergisi'ni çıkaranlardı. O da böyle rahatsızlanmıştı. Bir baktım SSK'nın Göztepe'deki hastanesine 5-10 kişiyle bir kuruş da yetiyor. Hemen aradım Kırım'la, ya dedim ayıp değil mi ya? Bu adam dedim ya, böyle mi olur? Yok mu aranızda 3-5 kuruş toplayıp şey? Neticede hemen bir öğrenci. Evet, haklısınız ama kıldım. İğneyi batıralım en azından. Batıralım. Yani şey de olmayalım. Yani, tamam ya, siz artık orayı unutmuşsunuz. Bu suç değil. Peki, bunu belirtelim. Şimdi bir de Kırım'ın yer adlarının tabii değiştirilmesi meselesi var. Yani bugün interneti açıyoruz ya da haberleri açıyoruz. İşte Simferopol. Evet. İşte öbür tarafta bakıyoruz işte şeyler. Bir takım Öpatriye diye bir yerden bahsediliyor. Öpatriye, işte, Gözdeve. Evet. Gözdeve. Şimdi bunların bir de bizim dilimizde karşılıkları var. Var. Anlık dönemine ait. Değil mi? Bu Azak. İsmi de bence Türkçe, Türkçe değil mi? Yani bu ayak, telaffuzdan dolayı. Çünkü ayağa benziyor. Yani evet, orası, evet. Türkler onu ayağa benzetmişler. O zaman Azak tabii, o zaman YZ değişimi. Sonra Türk dillerinde olan çocuk. Yani Azak dediğimiz zaman onu ayak kelimesinden geldiğini bilelim. Şimdi bu Rusların yer isimleri çok erken bir dönemde bunları değiştirmeye başlamışlar. Bizim de bunlara karşı en azından bir şeyimizin, bilincimizin oluşması